Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, bugün sizinle ülkemizde hayat ünitesiyle beraberiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, bugünkü konumuz Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin kurtarıcısı Ulu Önder Atatürk. Atatürk'le alakalı bazı yeni bilgiler öğreneceğiz. Bilmediğimiz bilgiler varsa lütfen onları da tazeleyelim. Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur? Tabii ki de Selanik, yani Yunanistan'da doğmuştur. Burada görmüş olduğunuz resimde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evdir. Şimdi ise gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşi, annesi ve babasına. Sırasıyla bu kardeşi Makbule Hanım'dır. Hemen onun yanındaki Zübeyde Hanım, yani annesi. Hemen onun yanındaki ise babası Ali Rıza Efendi'dir. Bunları mutlaka öğrenin. Şimdi ise geldik Mustafa Kemal Atatürk'ün şu an mezarının bulunduğu yere. Mustafa Kemal Atatürk başkentimiz, yani Ankara'da Anıtkabir'in içerisinde. Şurada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz Anıtkabir'in içerisinde mezarı mevcuttur. Her yıl itinayla herkes onu ziyaret eder. Eğer ziyaret etmediyseniz mutlaka ziyarette bulunun. Şimdi ise geldik Atatürk'ün gitmiş olduğu bazı okullar. Mustafa Kemal Atatürk öncelikle mahalle mektebine gitti. Sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na, sonrasında ise bazı askeri okullara gitti. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeterli. Sonraki senelerde daha detaylı öğreneceksiniz. Şimdi ise Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı bazı kelimelere bakalım. Sizce Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştu? Evet. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğmuştu, değil mi? Evet, Selanik'te doğdu. Yani şu anki Yunanistan. Mustafa Kemal Atatürk peki nasıl bir öğrenciydi? Çalışkan, araştırmayı seven, düşünmeyi, okumayı seven bir öğrenciydi. Peki Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal ismini veren bir tane öğretmeni vardı. Normalde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı önce Mustafa idi. Sonra oradaki, yani okula gittiği zamanki bir matematik öğretmeni, ikimizin adı da Mustafa, sana bir tane daha isim verelim deyip Mustafa Kemal demesiyle başlamıştır, değil mi? Hikaye kısaca bu şekildedir. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk olmuştur ismi. Ona Kemal ismini veren matematik öğretmenidir. Kısaca Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı bazı bilgiler verdik. Daha fazla bilgilere lütfen siz de ulaşın. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.